Mahmut Öğür. FETÖ'nün ablaları nerede? Dünyanın birçok ülkesinde küresel güçler zaman zaman iktidarları değiştiren operasyonlar yaptılar ama hiçbirinde ihanet derecesi bu kadar yüksek olmadı. Fetullahçı terör örgütünün bu ülkeye yaşattığı sömürge ülkelerde bile olmadı. Haşhaşiler bile bu kadarını yapmamıştı. Küresel sistemin yetiştirmesi yeni bir iç ihanet şebekesiyle karşı karşıyayız. Küresel emperyalist sistem İslam ülkeleri başta olmak üzere az gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde eğitim ve istihbarat üzerinden yeni bir işbirlikçi sınıf oluşturuyor. FETÖ bu bürokratik sınıfın örgütü olarak Türkiye'den Brezilya'ya, Kırgızistan'dan Güney Afrika'ya da her yerde var. Bu nedenle sadece bizi değil birçok ülkeyi tehdit eden Derin Amerika'nın 21. yüzyıl projesidir. Bu karanlık projenin temeli de büyük olasılıkla 70'lerde Türkiye'de atıldı oradan dünyaya yayıldı. Şimdi de ilk büyük hesaplaşma yine burada Türkiye'de oluyor. Türkiye'nin bu iç işgalci kuvvetine karşı başarısı diğer ülkeleri de etkileyecek. Aslında birkaç yıl önce Türkiye bu mücadeleye başladı ama doğru dürüst mücadele edemediğini 15 Temmuz'daki kanlı saldırıyla gördük. O saldırıyla ilk kez genç ve yaşlı, or general veya temen fark etmiyor. O yapıda yer alanların bir anda nasıl katile dönüştüklerine de tanık olduk. Oysa topluma onlar Altın nesil olarak sunulmuştu. O neslin öncüleri ise abiler veya ablalardı. Evlerde, okullarda, yurtlarda genç çocuklara ilk zehri şırınga eden onlardı. Onların rahleyi tedrisinden geçen ve sonra karşımıza savcı yargıç ve polis olarak çıkanların neler yaptığını, özel hayatlara nasıl girdiklerini, sahte belgelerle nasıl kumpas kurduklarını, suçsuz insanları nasıl içeri attıklarını daha önce gördük. Şimdi de onların asker kıyafeti içinde apoletli teröristlere dönüştüğü tanık olduk ve bunların hepsi de ağırlıkla abiler ve imamlardı. Peki devletin kılcal damarlarına kadar sızan, parlamentoyu bombalayan ve halka kurşun sıkanların ablaları yani imameleri nerede? Yapıyı iyi bilenlerin söylediğine göre örgütün genişlemesinde ve kurumlarda kök salmasında sayısı erkeklerden az olmayan kadınların rolü çok büyük. Evliliklerin de örgüt içi yapıldığı düşünülürse kadınların bu yapıdaki yeri hiç küçümsenemez. Eski bir FETÖ üyesi şöyle diyor. Cemaatte kadının rolü çok önemlidir. Yurtlarda başlar bu. Anadolu'dan gelen genç kızların büyük çoğunluğu FETÖ yurtlarında kalır. Örgütün genişlemesini kadınlar sağlıyor. Kurumlara bakın, karı koca aynı yerde çalışırlar. Şu çok önemli. Yapıda bir kaymakam kesinlikle kendi başına evlenemez. Bir katalog sistemi var. Evlenme zamanı gelen erkek o kataloğu görür ve seçim yapar. Bir nevi görücü usulü. Tabii bir de gizlenmek için kripto evlilikler var. Eski FETÖ üyesi kadınlarla ilgili şu tespiti de yapıyor. Her kurumun, her ülkenin bir abisi, bir imamı varsa bir de ablası var. Onların dokunulmazlığı olmadığına göre neden onların inlerine girilmiyor? Daha vahim bir sorun yaşanmaması için güvenlik güçlerinin bu konuyu dikkate almasında yarar var. Kadınların bu kirli yapının kilit unsuru olduğu biliniyor. Peki 15 Temmuz'daki terörist saldırı da dahil ablaların hiç ortalarda görünmemesi ilginç değil mi? Ortaya çıkan tutuklamalarda tek bir pilot kadın dışında kimsecikler yok. Peki bu ablalar nerede? Mahmut öğür sabah.